Genç dedektif Violet Strange'in maceraları Problem 4 Mağara Hayaleti Yazan Ena Catherine Green Seslendiren Ayla Özünlü Bayan Strange pek dalgın değildi. En azından büyük davetlerde ya da halkın gözü önündeyken. Ama Bayan Provost'un müzikalinde kesinlikle kendini unutmuştu ve bunun da görünürde bir nedeni yoktu. Müzik yüksek bir seviyede olsaydı onun dalgınlığı anlaşılabilirdi ama kesinlikle vasat bir kaliteydi ve Violet'ın kulağı çok inceydi. Müzik duygusu en iyisinden daha azıyla kandırılamayacak kadar gelişmişti. Sıkıcı bir arkadaşa sahip olmak gibi bir mazereti de yoktu. Bu akşamki refakatçisi Alışılmadık konuşma gücüne sahip bir adamdı. Ama onun varlığından neredeyse habersiz görünüyordu. Geçici bir nezaket dürtüsüyle kulağını ona doğru çevirdiğinde, bu sadece bölünmüş zihne ihanet eden o meşguliyet belirtisiydi. Aklında henüz çözülmedik gizli bir sorun mu vardı? Evden ayrılırken söylediği neşeli sözlere bakılırsa, pek de öyle görünmüyordu. Kardeşiyle konuşuyordu ve sözleri şöyleydi. Eğlenmek için dışarı çıkıyorum. Dünya umurumda değil. Her şey çok güzel. Yine de çevresiyle hiç bu kadar uyumsuz görünmemiş. Önemsiz eğlencelerden bu kadar uzak bir ruh hali sergilememişti. Aradan geçen kısa süre içinde neşesini gölgeleyecek ne olmuştu? Bir cümleyle cevap verebiliriz. Uzaktaki bir kapı aralığında, bir grup genç adam arasında, Öyle bireysel bir yüze ve öyle sıradışı bir ifadeye sahip birini görmüştü ki, sarkacı geri çekildiğinde duran bir saat gibi etrafındaki insanlara olan tüm ilgisi durmuştu. Başka hiçbir şey göremiyor, başka hiçbir şey düşünemiyordu. Çok yakışıklı olduğu için değil, yüzündeki unutulmaz melankoli ifadesi yüzünden, hayatında hiç olmadığı kadar ilgisini çekmiş ve gönül tellerini titretmişti. Bir daha aslı aynı vaylet olmayacaktı. Yine de hiç şüphesiz etkilendiği gibi genç adamın kim olduğunu bilmek, hatta hikayesini öğrenmek için en ufak bir arzu duymuyordu. Sadece rüyasını rahatsız edilmeden görmek istiyordu. Bu nedenle programın ardından verilen resepsiyon sırasında sağ ile sol omzuna değen bu genç adamın kendisine yaklaştığını ve resmi bir tanışma olsun ya da olmasın, kendisini bir görüşmeye bağlayan o kendine özgü yolu izlediğini fark ettiğinde hiç de hoş olmayan bir şok yaşadı. Bu çetin sınavdan kaçmalı mıydı? Onun hareketinde önemli olan her şeye karşı kör ve sağır mı olmalı? Ve o kendisine ulaşmadan yoluna mı gitmeli? Böylece hayalini sağlam mı tutmalı? İmkansızdı. Adamın gözleri bunu engelledi. Bakışları onunkilere yaklaşmıştı. Kadın, onun ilerlemesini beklemek ve ilk boş anını ona vermek zorunda hissetti kendini çok geçmeden geldi ve geldiğinde onu bir gülümsemeyle karşıladı. Bu o güne kadar içeriğinden tamamen habersiz olduğu bir güvene karşılık verdiği ilk gülümsemeydi. Adam onu rahatlatmak için bu göz kamaştırıcı hediyeyi takdir ettiğini gösterdi ama karşılık vermek için hiçbir çaba göstermedi. Hızla dayanılmaz hale gelen bir yükten kurtulmak hevesiyle tüm ön hazırlıkları bir kenara bırakarak ona hemen şu sözlerle hitap etti. Beni bu alışılmadık şekilde kabul ettiğiniz için çok naziksiniz Bayan Strange. Görgü kurallarına uymayı engelleyen çaresiz bir ruh hali içindeyim. Ricamı dinleyecek misiniz? Bana kim tarafından söylendiğini biliyorsunuz. Ve tekrar omzuna dokundu. Özellikle benim durumumun olağanüstü zorluklarıyla başa çıkmak için size uygun olan zeka kaynaklarına sahip olduğunu söylendi. Bunları benim adıma kullanmanız için size yalvarabilir miyim? Hiç kimse benden daha fazla size minnettar olamaz. Ama beni tanımadığınızı görüyorum. Ben Roger Apcan. Bu toplantıya kabul edilmemi, ev sahibimizin annemi tanıyıp sevmesine borçluyum. Sizinle tanışmak ve savunmamı sunmak için duyduğum endişeyle, çevremizdeki insanların yüzlerinde fark ettiğiniz soğuk bakışlara göğüs germeye hazırdım. Önce gönderenin güvenini kazanmamış olsaydım, size gönderilir miydim?'' Adımla ilgili skandalı biliyorsunuz. Bazıları haklı, bazıları çok haksız. Yarın benimle bir görüşme yapmanızı rica edeceğim. Bazı suçlamaları çürütmek için çaba göstereceğim. Bana bu iyiliği yapar mısınız? Söyleyeceklerimi kendi evinizde dinler misiniz? İçgüdüleri onun böyle bir taviz vermesine karşı çıkıyor. Mükemmel olmadan büyüleyen ve sebepsiz yere ikna eden birinden sakınmasını söylüyordu. Zayıflığının bilincinde olmasına rağmen Kendisi, Violet Strange, güçlü adamların dengeli bir muhakeme gerektiren kritik saatlerde güvendikleri biriydi. Bunun kendisini endişelendirmesine izin vermedi. Roger Apcan, dul bir erkekti ve onu etkileyen skandal karısının ölümüyle bağlantılıydı. Her ne kadar bazı açılardan yozlaşmış olsa da, atalarının kıyıdaki büyük yerlerinin tarihi, eyaletin kendisi kadar eski olan varlıklı Massachusetts apcanlarının otoriter varlığından, güçlü zihinsel niteliklerinden ve esnek olmayan karakterlerinden yoksun olsa da, yine de onu ırkının değerli bir temsilcisi haline getirecek kendine özgü yetenekleri ve cazibeleri vardı. Keşke sevgi yerine evrensel bir nefret uyandıracak kadar soğuk ve umursamaz bir kadına bağlanmasaydı. Delikanlıyı yakalayan bu güzellikte ve bir gün Dikkatli baba oğlunu bir adam yapmak için hesaplanmış bir çalışma rotası çizerken, oğlu karısı olarak tanıttığı bir bayanla kapıya geldi. Güzelliğinin şoku değil. Gerçi bu güzellik insanı boğazından yakalayan ve ilk şaşkınlık sürerken onu kölesi yapan göz kamaştırıcı nitelikteydi. Ama tüm umutlarının ve planlarının alt üst olması Homer Apçan'ı neredeyse yere seriyordu. Çoğu erkek gibi Oda kararını verdiği anda, saten teninin pembe kızarıklığına, saçlarındaki harikuladeliğe ve ok gibi delip geçen, şarap gibi ısıtan gülümsemesine rağmen, onun eve bir lütuftan çok bir lanet getirme olasılığının yüksek olduğunu gördü. Ve öyle de oldu. Genç koca bir yıldan kısa bir süre içinde tüm hırslarını ve en iyi dürtülerinin çoğunu kaybetmişti. Artık çalışmaya meyilli değildi. Günlerini karısının kaprislerini tatmin etmekle, akşamlarını da karısının ona sağladığı arkadaşlarıyla eğlenmekle geçiriyordu. Bastın yaşlı beyefendinin hoşnutsuzluğundan kaçmışlardı. Ancak küçük oğulları doğduktan sonra baba evine dönmeleri için ısrar etti. Bu da büyük aldatmacalara yol açtı ve hiç kimsenin anlamadığı bir trajediyi hızlandırdı. Tüm Bastın'ın sosyetesinin bildiği gibi. Bu çift doğuştan kumarbazdı. Hamur Apçan kağıt oyunlarından nefret ettiği için büyük evde hayatı yavaş buldular. Bir keşif yapana kadar ya da yeniden keşfedene kadar mı demeliydim? Huzursuz oldular. Burada kendilerini saklayabilecekleri, çoğu zaman uyuduklarını düşündüklerinde ve para için ya da şehirde bir akşam yemeği için ya da aptalca hayallerin önerdiği başka herhangi bir şey için birlikte oynayabilecekleri bir sığınak buldular küçük oğulları henüz bebekken gerçekleşmişti. Daha sonra daha az tatmin oldular. Her ikisi de arkadaşlık, heyecan ve büyük çapta kumar oynamayı arzuluyordu. Bu yüzden arkadaşlarını Roger'ın çılgınlık derecesinde bağlı yaşlı bir hizmetçisinin aracılığıyla sadece rahat değil, aynı zamanda lüks bir şekilde donatılmış ve aydınlatılmış olan bu mağarada buluşmaya davet etmeye başladılar. Kayaların kıvrımlarına gizlenmiş küçük ama korunaklı bir sığınak. Gelgit'in yüksek olduğu zamanlarda tekneyle yaklaşmayı mümkün kılıyordu. Alçaktaysa bu mağaranın gizlendiği burnun üzerinden geçen bir patika aracılığıyla bağlantı kurulabiliyordu. Roger'ın annesinden miras kalan Servet bu aşırılıkları mümkün kılmıştı. Onun sırrını bilen yarım düzine arkadaşı, bunu durdurabilecek tek kişiye tek kelime söylemeye cesaret edemeden beklemek ve mahvoluşunu görmek zorunda kaldı. Çünkü Hamur Apçan hafife alınacak bir adam değildi. Gözle görülür bir kanıt olmadan suçlamaları dinleyecek biri de değildi. Ve bu cesaret gerektiriyordu. İkisini de tanıyan herhangi birinin sahip olduğundan daha fazla cesaret. Hamur Apçan sert bir adamdı ama sevdikleri için altın gibi bir kalbi vardı. Bunu ihtiyatlı gelini bile fark edecek kadar zekiydi ve çocuğunun doğumundan sonra uzun bir süre boyunca onu ikna edici yöntemleri büyüleyici zarafetiyle kuşattı. Ama adam onun hakkındaki ilk fikrini hiç değiştirmedi ve kadında çabalarının boşuna olduğuna tamamen ikna olunca onu memnun etmek için her türlü girişimden vazgeçti ve açık bir kayıtsızlık gösterdi. Bu durum zamanla sadece çocuğunu değil kocasını da kapsayacak şekilde genişledi. Evet, iş o noktaya gelmişti. Adamın sevgisi artık onu tatmin etmiyordu. Kibri her gün beslendikçe büyüyordu ve artık bastından bazen gelip kutsal olmayan inzivalarında onlarla oynayan hızlı adamların hayranlığını kazanmaya çalışıyordu. Bunu elde etmek için şeytan kraliçe ya da cadı gibi giyiniyordu. Ama bu kocasını daha derin bir oyuna sürüklüyor ve sadece kendisi için değil tüm aile için felaket anlamına gelecek bir ifşa tehdidi oluşturuyordu bütün bunlarda herkesin görebileceği gibi Roger onun kölesi ve tüm kaprislerinin gönüllü kurbanı olmuştu o halde onu bu kadar değiştiren neydi ki bir ayrılıktan söz edilmeye ve hatta şartları tartışılmaya başlandı bu söylentiye göre baba mağarının sırrını keşfetmiş ve bunu kendisine saygısızlık eden oğlundan bir ceza olarak istemişti. Bir diğerine göre ise bu konuda inisiyatif alan kişi Roger'ın kendisiydi. Bir akşam New York'tan beklenmedik bir şekilde döndükten sonra onu evde bulamayınca izini mağaraya kadar sürmüş. Ve burada onu güvenmemek için en büyük nedene sahip olduğu adamla umutsuz bir oyun oynarken yakalamıştı. Ancak ilişkilerindeki bu ani değişikliğin açıklaması ne olursa olsun, kasvetli bir sonbahar sabahı, kadın yatağında ölü bulunduğunda, bu kötü çift arasında yasal bir ayrılığın beklemede olduğuna dair çok az şüphe vardı. Belgeyi düzenleyen doktorlar ölüm nedenini, belirtileri son zamanlarda aile doktorunu çok endişelendiren kalp rahatsızlığına bağladılar. Ancak ölümcül saldırıdan önce bir tür kişisel mücadele yaşandı bileklerini karartan morluklardan anlaşılıyordu. Eğer boğazında da benzer bir yara olsaydı, evden kovulmasını düşündüğü bilinen genç kocası için zor olabilirdi. Ancak kadının bileklerindeki renk değişikliği bu kadarla kalmıştı ve morarmış bilekler öldürmediğinden, ayrıca trajediden önceki en az 10 saat boyunca ikisinin bir an bile birlikte olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığından aksine tam ve tatmin edici bir tanıklık yapıldığından mesele kapanmış ve tüm cezai işlemlerden kaçınılmıştır. Ama her zaman açıklanamayanın ardından gelen skandal değil. Zaman geçtikçe ve genç dulun gözlerinde perili ruha ihanet eden tuhaf bakış yavaş yavaş belirginleştikçe şüpheler ortaya çıktı ve yanlış evliliğinin trajik sonuna garip yansımalar getiren haberler yayıldı. Eski mağaranın kötü amaçlarla kullanıldığına dair hikayeler. Hiçbir zaman doğru dürüst araştırılmayan evlilik içi şiddetle ilgili belirsiz ipuçlarıyla karıştı. Bunun sonucu olarak sadece yüksek fikirli babasının egemen olduğu sosyal grup tarafından değil, aynı zamanda ahlaki kurallarında ne kadar gevşek olursa olsun, bir korkaklığa pek az faydası olan kendi daha az saygın zümresi tarafından da genel olarak kaçınıldı. Bu yeni müşteriyle ilgili olarak Violet'ın kulağına ulaşan dedikodular böyleydi. Ve Violet'ın gözlerindeki derin ve yoğun acı ışığını yakalayıp ona sempati duymasını sağlayan masumiyeti fark edinceye kadar ona karşı tamamen ön yargılıydı. Onu uykusuz bir gecenin izleriyle ve alışılmadık yüzünde yoğunlaşan acı belirtileriyle tekrar gördüğünde kalbinin anlayamadığı bir şekilde içine gömüldüğünü hissetti duymak üzere olduğu şeyin dehşeti onu her türlü soğukkanlılıktan yoksun bıraktı. Ve adam ilk selamını verip hikayesine başlamadan önce, kendi manevi gücünü toplamak için durakladığında, rüyadaki biri gibi durdu. Konuştuğunda ise şöyle diyordu. Kendimi, kendime verdiğim bir sözü bozmak zorunda buluyorum. Size kalbimi göstermezsem ihtiyacımı anlayamazsınız. Benim sorunum insanların bana atfettiği gibi değil. Başka bir kaynağı var ve katlanması çok daha zor. Kişisel onursuzluğu az ya da çok hak etmişimdir. Ama şimdi başıma gelen bela benim için kendimden daha değerli bir insanı ilgilendiriyor. Ve siz olmadıkça tamamen hafiflemeyecek. Durakladı, boğuldu. Sonra aniden yeniden başladı. Karımın, Violet nefesini tuttu. Kalp hastalığından ya da garip bir intihar türünden öldüğü sanılıyordu bu sonuca varmamın nedenleri vardı. Beş hafta kadar önce beni korkuya sürükleyen bir keşif yapana kadar ciddi bir sorgulama yapmadan kabul ettiğim nedenler. Kırık cümle askıda kaldı. Violet, onun aceleci hareketine rağmen yüzüne bir göz atmaktan kendini alamadı. Dehşet içindeydi ve kısmen yana dönmüş olsa da onun sessizliğinin yarattığı boşluğu doldurmak için merhametine başvurdu. Ancak ondan başka bir öneri gelmedi. Bunu mümkün olduğunca az duygu göstererek ve belirsiz bir şekilde söyledi. Olayın intikam gerektirdiğinden ve intikamın hem kendiniz hem de başkaları için daha fazla acı anlamına geleceğinden mi korktunuz? Evet, büyük acı ama çok büyük bir yanılgı içinde olabilirim. Vardığım sonuçlardan emin değilim. Eğer şüphelerimin gerçek bir temeli yoksa Sadece kendi hastalıklı hayal gücümün ürünü iseler. Saygı duyduğum birine ne büyük bir hakaret. Nankörlüğün ve yanlış anlamanın dehşeti. Violet şaşkın bir ses tonuyla. Gerçekleri anlat, dedi. Bizi aydınlatabilirler. Hızlı bir titreme geçirdi. Bir an için yüzünü ellerinin arasına gömdü. Sonra kaldırdı ve beklenmedik bir sertlikle ve hızla konuştu. Buraya bunu yapmak için geldim ve yapacağım. Ama nereden başlayayım? Bayan Strange, karımın ölümüne neden olan açık ve aleni koşulları bilmiyor olabilirsiniz. Ama bu olayla bağlantılı olan ve ne mutlu ki dünyadan sakladığım ama şimdi gururum ve sözde şerefim pahasına size açıklamam gereken başka ve gizli olaylar da vardı. Bu birincisi. Bayan Apça'nın öldüğü günden önceki sabah babamın da hazır bulunduğu bir görüşme gerçekleşti. Babamı tanımıyorsunuz Bayan Strange. Güçlü ve sert bir adamdır. Eski geleneklere hiçbir şeyin sarsamayacağı bir bağlılığı vardır. Eğer bir zaafı varsa o da küçük oğlum Roger'a karşıdır. Onun gelecek vaat eden özelliklerinde adımızı temsil eden her şeyin batışından kurtulan tek umudu görür. Bunu bildiğim ve çocuğun evdeki varlığının onun yaşlılığı için ne anlama geldiğini fark ettiğim için. Karımın kalıcı bir ayrılığa, hangi şartlarda razı olacağına dair tartışmanın ortasında. Küçük adam odaya dans ederek girdiğinde, kukleleri dağılmış ve tüm yüzü yaşam ve neşeyle parlıyordu. Çocuktan söz etmemişti. Ama onu yeterince iyi tanıyordum ki, büyük babasını ya da beni tercih ettiğini gösteren ilk davranışında onun üzerinde asla vazgeçemeyeceği bir hak iddia edeceğinden emindim. Konuşmaya cesaret edemedim. Ama onun hevesli bakışlarını en yasaklayıcı kaşlarımla karşıladım. Ve bu sertlik gösterisiyle onu geri çekmeyi umdum. Ama küçük kalbi doluydu ve onun uzattığı kolları görmezden gelerek en sevecen çığlığıyla benimkine doğru atıldı. Kadın gördü ve ultimatomunu verdi. Çocuk onunla gitmeliydi. Yoksa ayrılmaya razı olmayacaktı. Konuşmamızın bir yararı yoktu. Son sözünü söylemişti. Bu darbe bana çok sert gelmişti. Ya da ben öyle sanıyordum. Ta ki babama bakana kadar. Bir anın onda yarattığı değişimi daha önce hiç görmemiştim. Eskisi gibi duruyordu. Aynı sessiz kınamayla bize bakıyordu. Ama yüreği su gibi akıp gitmişti. Tüm kaynaklarımı harekete geçirecek bir manzaraydı. Ona karşı duygularım tamamen değişmişken ve babamın gözleri onun katı doğasına tamamen açılmışken kalmasına izin vermek imkansızdı. Yasalara da başvuramazdım. Açık bir skandal babamın en büyük korkusu. Boşanma davaları ise dehşetiydi. Onu kendi doğası aracılığıyla etkilemenin bir yolunu bulamazsam çocuk gitmek zorunda kalacaktı. Bildiğim tek bir yol vardı. Bana bakmayın Bayan Strange. Bu ikimiz için de onur kırıcıydı. Ve şimdi düşündüğümde dehşete düşüyorum. Ama o zamanlar benim için son çare olarak yeterince doğaldı. Karımın ödediği tek bir borç, tuttuğu tek bir söz vardı. O da oyun masasında verdiği sözdü. Babam durumun ümitsizliğini anlayıp odadan sendeleyerek çıkar çıkmaz. Çocuk için onunla kumar oynamayı teklif ettim. Ve o da kabul etti.'' diye fısıldadı Violet. Bu son fısıltıda ifade edilen utanç ve aşağılanma, ani karanlık Violet'ın ruhunu sarstı. Bakışlarını önündeki adama sabitlemişti. Artık hakim olan kasvetin içinde bir gölgeden biraz daha fazlasıydı. Onun devam etmesini bekledi ve boşuna bekledi. Dakikalar geçtikçe karanlık dayanılmaz bir hal aldı ve içgüdüsel olarak eli altında oturduğu elektrik düğmesine doğru gitti ama düğmeye basmayı başaramadı. Bu kadar karanlık bir hikaye, kendi türünde bir atmosfer gerektiriyordu. Ona ışık tutmayacaktı. Yine de sessizlik devam ettikçe ürperdi. Ve sonunda garip ziyaretçisi ayağa kalkıp, konuşmadan odanın diğer ucuna doğru uzaklaştığında, kontrol edemediği bir dehşetle irkildi. Ancak bu şekilde utanç verici hikayesine devam edebildi. Ve biraz sonra sesini bir kez daha şu sözlerle duydu. Evimiz büyük ve odaları çoktu. Ama ikimizin düşündüğü gibi bir iş için mutlak inzivaya çekilebileceğimiz tek bir yer vardı. Belki duymuşsunuzdur. Sahilin bize ait kısmında gizlenmiş ünlü bir doğal mağara ve babamın gözünden kaçmak istediğimizde zavallı benliğimiz için bir sığınak oluşturacak şekilde düzenlenmiş. Oraya ulaşmak kolay değildi ve bildiğimiz kadarıyla kimse bizi oraya kadar takip etmemişti. Ama olası bir kesintiye karşı kendimizi güvenceye almak için mağaraya gitmek üzere evden ayrılmadan önce bütün evin uyumasını bekledik. Kayıkla gittik ve ah o küreklerin sesi, onları hala duyuyorum. Ve ay ışığında yüzünün büyüsü ve o alçak kahkahasının alaycılığı. Yükselip alçalan uğursuz notayı yakaladığımda soğukkanlılığımı korumayı başaramazsam başıma gelecekleri biliyordum soğukkanlılığımı korumaya ve onun sakinliğini metanetle, yüzündeki alaycı ifadeyi de hareketsizlik maskesiyle karşılamaya çalıştım. Ama bu çaba umutsuzdu ve kartları dağıtma zamanı geldiğinde, gözlerim yuvalarında yanıyor ve ellerim yükselen bir fırtınadaki yapraklar gibi titriyordu. Bir oyun oynadık ve karım kaybetti. Başka bir oyun oynadık ve karım kazandı. Üçüncüyü oynadık ve ilkinde öngördüğüm kader benim oldu. Şans ondan yanaydı ve ben oğlumu kaybetmiştim. Bir soluk alma, gök gürültüsünün konuştuğu ve şimşeklerin çaktığı bir duraklama. Sonra aceleyle nefesini tutma ve hikayeye devam etme. Denizin gürültüsü üzerinde neşeyle yükselen bir kahkaha patlaması zaferini ilan etti. Kahkahası ve alaycı sözleri, kötü oynuyorsun Roger. Çocuk benim. Ona babasına saygı duymayı öğretmekte başarısız olacağımdan asla korkma. Karşılık verecek bir sözüm var mıydı? Hayır. Onursuz erkekliğimden başka bir şey fark ettiğimde kendimi mağaranın ağzında çaresizce denize bakarken buldum. Gelgitte bizi yüzdüren kayık birkaç metre ötede karaya oturmuştu ama ona uzanmadım. Kayalıklardan kaçmak daha hızlıydı ve ben de kayalıklara doğru ilerledim. Onu orada bırakıp gece yarısı benim gittiğim zorlu yoldan tek başına dönüş yolunu bulmasının korkakça bir hareket olduğu bir an bile aklıma gelmedi. Kendi geçmişimden kaçıyordum. Kendimden ve deliliğimin rahatsız edici korkusundan kaçıyordum. Tekrar gerçekliğe uyandığımda evden çıktığımız küçük kapının hafif aralık durduğunu gördüm. Bu beni rahatsız etti. Çünkü kapıyı kapadığımdan emindim. Ama bu izlenim kısa sürdü ve içeri girerek odama doğru tökezleyerek ilerledim. Bayan Strange! Adam gölgelerden çıkmıştı ve şimdi tam karşısında duruyordu. O ölümcül gecede yaşadıklarımla ilgili anlatacaklarıma güvenmenizi rica ediyorum. Evin üst katındaki odama gittim. Orada cehennem saatimi yaşadım ve ıssız geleceğimle yüzleştim. Bu arada aşağıdaki koridorlarda bir şey duydun mu? Hayır, onun dönüş sesini bile dinledim mi? Hayır. Her şeye karşı duygusuzdum. Kendi mutsuzluğum dışında her şeye karşı ölüydüm. Sabahın yaklaştığına bile aldırmadım. Ta ki aniden, hiçbir kulağın duymazdan gelemeyeceği bir tiz sesle, evin sessizliğini yırtarcasına, karımın odasından, yatağında kas katı ve soğuk bir şekilde yatan bedeninin keşfedildiğini duyuran o büyük çığlık yükselene kadar… Çok az duygu gösterdiğimi söylediler. Tekrar uzaklaştı ve gölgelerin arasında bir yerden konuştu. Hayırsever bir takdirin böylesine açık bir darbesinden sonra buna şaşıyor musunuz? Karım öldü. Roger bize kaldı. Hala terbiye edilmemiş ruhumun tek şarkısıydı da bu. Sevincimin büyüklüğünü görmesinler diye soğukkanlı davranmak zorundaydım. Kötü ve suçlu bir sevinç diyeceksiniz ve haklısınız. Ama o zamanlar bu ölümde oynadığım rolü hiç hatırlamıyordum. Mağaradan pervasızca kaçışımı unutmuştum. Bu da ona o hain kayaların üzerinden geçmesine yardım edecek kendi muzaffer ruhundan başka hiçbir yardım bırakmamıştı. Utanç verici öykümüzün bu kısmını gizli tutma zorunluluğu, bunu kendi zihnimden uzak tutmak için kendimi zorlamama neden oldu. Ancak yeni bir dehşet, yeni bir kuşku Beni o korkunç gecenin her olayını dikkatle gözden geçirmeye ittiğinden beri tüm gücüyle geri geldi. Hiçbir zaman çok mantıklı bir adam olmadım. Ve az önce bahsettiğim, o sabah bana gelip beni yattığı yere götürdüklerinde ve saten örtünün altında huzur içinde uzanmış gibi görünen güzel soğuk bedenini ve sonra bir sandalyenin üzerinde düzgünce katlanmış ve üstünde sadece bir peri olan zarif kıyafet yığınını gösterdiklerinde onun kaderinden ürperdim ama hiçbir soru sormadım. Evin kadınlarından biri tek terlik durumundan bahsettiğinde ve eşinin aranması gerektiğini söylediğinde bile. Bileklerinde bir sorun olduğuna dair kulağıma fısıldanan fısıltıdan da doğal olarak bekleneceği kadar etkilenmedim. Üzerlerine özenle örttükleri dantelleri kaldırıp İnce gibi kollarının her birinde halka gibi uzanan renk bozukluklarını incelediğim doğrudur. Ama ona uygulanan herhangi bir şiddete dair hiçbir anım olmadığı için. Mağara da ona elimi bile sürmemiştim. Bu izler ilgimi uyandırmadı. Ama şimdi hikayemde bir yıl atlamak zorundayım. Öyle bir zaman geldi ki bu gerçeklerin her ikisi de şaşırtıcı bir netlikle aklıma geldi ve açıklama için haykırdı bu tür olayların ardından gelen bir ölümün, Körelmiş duyarlılıklarımda bile doğal olarak yaratacağı şoku atlatmış ve artık tamamen barışmış olan babamın teşvikiyle yeni bir hayat yaşamaya çabalıyordum ki bir kaza beni o geceden beri adımımı atmadığım mağaraya yeniden götürdü. Masum bir avın peşindeki favori köpeğim tasmasından kurtulup mağaranın loş girintilerine kaçmış ve çağrım üzerine dışarı çıkmamıştı. Av için ona acilen ihtiyacım olduğundan onu burnun üzerinden takip ettim ve tiksintimi yutarak onu almak için mağaraya girdim. Üzerinde yükselen kayaların yüksekliğinden ölüme atlamak daha iyiydi. Çünkü orada uzak bir köşede denizden yansıyan bir ışıkla aydınlanan bir nesnenin üzerine çömelmiş olan avcımı gördüm. Ve bir an sonra bunun ölen karımın kayıp terliği olduğunu anladım. İşte burada, denizin sularında ya da dışarıdaki kayaların aralıklarında değil. Burada. Yatağında sessizce yatarken bulunduğu eve hiç yürümediğinin kanıtı. Kesin bir kanıt. Çünkü yolu ve ayaklarının her zamankinden daha hassas olduğunu çok iyi biliyordum. O zaman oraya nasıl gitti ve kimin aracılığıyla? Gittiğinde yaşıyor muydu? Yoksa çoktan ölmüş müydü? O narin terliğin onu tekneden bu boş girintilere taşımasının üzerinden bir yıl geçmişti. Ama sadece bir gün geçmiş olabilirdi. Bu korkunç aydınlanma anında, orada oturup çocuğumuza sahip olmak için oynadığımız saatin tüm olaylarını o kadar canlı yaşadım ki, yine onun pırıl pırıl gözlerini, pembe, işleyen ağzını, karolarla dolu ince, beyaz elini, kartları tutuşunu gördüm. Yine denizin dışarıdaki çakıl taşlarına vuran sesine doydum. Ve ikimiz için doldurduğu şarabın kokusunu aldım. Şarabı koyduğu şişe ve içtiği kadeh şimdi kayalık zeminde parçalanmış halde duruyordu. Tüm sahne yine benimdi ve olayı umutsuz kapanışına kadar takip ederken kendi vahşi figürümün ondan mağaranın ağzına ve oradan da kayaların üzerine doğru sıçradığını görür gibi oldum. Ama burada hayal şimdiye kadar hiç düşünmediğim hızlı bir hatırlamaya kapılarak duraksadı. O kayalıklar boyunca ilerlerken, budur çalıların ay ışığında gölge yaptığı yerden kulağıma bir ses çarpmıştı. Buna rüzgar ya da yaklaştığımda koşuşturan küçük bir gece yaratığı neden olmuş olabilirdi. Ve o zamanlar bunu böyle bir nedene bağlamış olmalıydım. Ama şimdi beynim şüpheyle doluyken daha çok bir insanın hızlı nefes alışına benziyordu. Birisi orada pusuya yatmış. Mağaranın kalbinde konuşulanları ve yapılanları duymanın mümkün olduğu kayalardaki tek boşluğu dinliyordu. Ama kim? Kim? Ve bu dinleme ne içindi ve hangi sona götürüyordu? Artık karımın hatırasını bile sevmiyor olsam da kendime bu soruları sorarken tüylerimin diken diken olduğunu hissettim. Sonuncusunun tek bir mantıklı cevabı var gibiydi ve o da şuydu. Bir mücadele ve ardından gelen ölüm. Ayağından düşen terlik. Odasında katlanmış halde bulunan giysiler. Karım hiçbir zaman düzenli biri olmadı ve kartları dağıtırken bembeyaz olan bileklerinin kararmış olması. Hepsi böyle bir sonuca işaret ediyordu. Kalp yetmezliğinden ölmüş olabilirdi ama ölümünden önce bir boğuşma yaşanmış ve bu boğuşma sırasında bir adamın güçlü parmakları bileklerine kilitlenmişti. Ve yine şu soru ortaya çıktı. Kimin? Ölümde insanların nefret ettiği bir yer varsa, o da benim nefret ettiğim mağaradır. Duvarlarından, zemininden, görünen ve görünmeyen her köşesinden nefret ettim. Orada oyalanmak, bakmak, neredeyse ruhumu bedenimden ayırıyordu. Yine de oyalandım ve baktım. Ödül olarak bunu buldum üzerinde hala yırtık pırtık bir kilimin asılı olduğu çıkıntılı bir taş çıkıntının arkasında. Kayadaki bir yarığa birkaç metre arayla çakılmış iki çivi rastladım. Bu çivileri uzun zaman önce, o zamanlar çok moda olan bir jimnastik aleti için kendim çakmıştım. Ve daha yakından baktığımda kendimi çekmeye yarayan ipuçlarının bu çivilere asılı olduğunu gördüm. Buraya kadar masum anılardan başka bir şey yoktu. Ama köpeğin kısık iniltisini duyduğumda ve onun kıvrılmış uçlara doğru sıçradığını ve hevesli bir bakışla onları bana doğru çektiğini gördüğümde, bileziklerle kaplı sık sık tuttuğum bileklerini çevreleyen karanlık izleri hatırladım ve dünya gözümün önünde karardı. Bilincim yerine geldiğinde, bir kez daha hareket edebildiğimde ve görebildiğimde ve düşünebildiğimde başka bir gerçeği fark ettim. Kartlar yere serilmişti. Yüzleri yukarı bakacak şekilde ve sanki isteksiz gözler tarafından bakılmak üzere, alaycı bir ruh haliyle yerleştirilmiş gibi, sabit bir düzende ve oluşturulduğu uğursuz yarım dairenin yakınında salonda bir yastık. O zamanlar kan olduğunu düşündüğüm, ancak daha sonra şarap olduğunu anladığım şeyle korkunç bir şekilde lekelendi. İntikam bu iplerde ve özenle açılmış kartlarda. Cinayet ise boğucu yastıkta dile geliyordu. Onun çürütücü etkisinin onurumu yiyip bitirmesini izlemiş ve küçük racarımıza olan sevgisi, onun evdeki varlığını sürdürmesini sağlayacak her türden eylemin yalnızca haklı değil, zorunlu görünmesine neden olmuş birinin intikamı. Ne yazık ki tüm dünyada onun cansız bedenini eve taşıyıp yatağına yatırabilecek, ve o günden bugüne bu iğrenç eylemden hiçbir iz bırakmayacak kadar duygu besleyebilecek ya da yeterli irade gücüne sahip tek bir kişi tanıyorum. Bayan Strange, kendine özgü bir görev anlayışı olan erkekler vardır. Benim babam. Devam etmene gerek yok. Bayrıtımız ne kadar nazik ve ne kadar şefkatli konuşuyordu. Sıkıntınızı anlıyorum. Öyle miydi? kendi kendine bunun böyle olup olmadığını sormak için durakladı. Ve belki de onun sözlerine sağır olan adam, kırık cümlesini yakaladı ve devam etti. Mağaraya yaptığım ziyaretten sendeleyerek geldiğim gün babam salondaydı. Hiç konuşmadık ama göz göze geldik. Ve o saatten beri ben onun yüzünde ölümü gördüm. O da benim yüzümde. Her biri kalbinden vurulmuş iki rakibin düşene kadar yapmacık gülümsemelerle karşı karşıya durması gibi.'' Önce babam düşecek. O yaşlı. Beş hafta önceki o günden beri çok yaşlı. Ve onun öldüğünü görmek. Emin olamamak. Mezarın olası bir masumiyetin üzerine kapandığını görmek. Ve kendi gözlerim sonsuza dek kapanana kadar. Burada mutlu, gerçeği bilmeden kalmak. Altında dayanabileceğimden daha fazlası. Herhangi bir oğlun yapabileceğinden daha fazlası. O halde olumlu bir bilgiye ulaşmam için bana yardım edemez misiniz? Düşün, düşün. Bir kadının zihni garip bir şekilde nüfuz edicidir ve bana söylendiğine göre sizinki erkeklerin muhakemesinden daha fazla güvenilecek sezgisel bir yeteneğe sahip. Kuşkularımı doğrulayacak ya da kesinlikle sona erdirecek bir yol önermeli. Sonra Violet kıpırdanıp ona baktı ve şöyle dedi: bana babanın yöntemlerinden bahset. Alışkanlıkları nelerdir? İyi uyur mu yoksa geceleri uyanık mıdır? Kötü geceler geçiriyor. Ne kadar kötü olduğunu bilmiyorum. Çünkü sık sık yanında olamıyorum. Her zaman ailemizle olan uşağı odasını paylaşıyor ve sürekli hemşiresi gibi davranıyor. Ona benden daha iyi göz kulak olabiliyor. Kafasında dikkatini dağıtacak hiçbir sorun yok. Peki ya küçük Racer? Baban küçük Roger'ı çok görüyor mu? Onu okşuyor mu? Ve onun varlığından mutlu görünüyor mu? Evet, evet. Çok iyi dostlar. Onları bir arada görmek büyük zevk. Ve çocuk ona yapışıyor, korku göstermiyor. Kucağına ya da yatağına oturuyor. Ve çocukların sakalıyla ya da saat zinciriyle oynadığı gibi oynuyor mu? Evet, küçük dostumun sadece bir kez büzüldüğünü gördüm. O da babam ona alışılmadık yoğunlukta bir bakış attığında oldu. Belki de içinde annesini arıyordu. Bay Akcan, sorumu bağışlayın. Gerekli görünüyor. Babanız, daha doğrusu babanız hastalanmadan önce hiç mağaraya doğru yürür müydü? Ya da mağarayı çevreleyen kayalıklara uğrar mıydı? Söyleyemem. Doğal olarak denizi seviyor. Ama onu hiç burnun üzerinde dururken görmedim. Pencerelerine tarafa bakıyor denize doğru. Yani burna doğru mu? Evet. Yatağından görebiliyor mu? Hayır. Belki de sahip olduğu tuhaf bir alışkanlığın nedeni budur. Ne alışkanlığı? Her gece yatmadan önce ön penceresinde birkaç dakika durup dışarıya bakıyor. Bunun okyanusa iyi geceler demek olduğunu söylüyor. Bunu artık yapmadığında sonunun çok yakın olduğunu anlayacağız. Violet'ın yüzü aydınlanmaya başladı. Ayağa kalkarak elektrik lambasını yaktı ve sonra yerine oturarak sakin bir neşeyle şunları söyledi. İki fikrim var ama bunlar sizin evinizde bulunmamı gerektiriyor. Ziyaret etmemin bir sakıncası var mı? Kardeşim bana eşlik edecek. Roger Abça'nın konuşmasına, el kol hareketi yapmasına bile gerek yoktu yüz ifadesi çok etkileyiciydi. Sanki cevap vermiş gibi ona teşekkür etti ve nazik bir çekingenlikle ekledi. Takdiri ilahi bu konuda bize yardımcı oluyor. Gelecek hafta bir düğüne katılmak üzere Beverly'e davet edildim. İki gün kalmayı planlıyordum ama üç gün kalacağım. Ve fazladan bir günü de seninle geçireceğim. İhtiyaçlarınız nelerdir Bayan Strange? Bir sonraki hafta Violet ciddiyetle incelediği Bay Apça'nın heybetli portresinden başını çevirdi. Bir genç ev sahibinin sıkıntılı gözleriyle kendi esrarengiz bakışları karşılaştı. Bunun yerine sağ elini kaldırdı ve ince bir parmağını neredeyse başıyla aynı hizadaki eski mağan ağacında bir çentiye çarpana kadar yanında durdukları kapının pervazında düşünceli bir şekilde gezdirdi. ''Oğlunuz Roger bu kadar uzağa uzanabilecek kadar büyük mü?'' diye sordu parmağını pürüzlü tahtaya vurduğu yerde dinlendirirken, ona kısa bir bakış daha atarak, küçük bir çocuk olduğunu sanıyordum. Öyle. Bu kesik karım tarafından yapıldı. Onun kaprisli iradesinin bir örneği. Hayatlarımızda olduğu kadar evimizin özünde de kendisinden bir iz bırakmak istedi. Bu çentik onun boyunu gösteriyor. Bunu yaptığında gülmüştü. Duvarlar yıkılana ya da yanana kadar derdi. Gülüşünü ve gülümsemesini büyüleyici bulmuştum. Bir hanımefendinin kulakları için fazla alaycı olan kendi kahkahasını kısa keserek odanın başka bir bölümüne doğru yol açacakmış gibi bir hareket yaptı. Ama Violet bunu fark etmedi ve eski kolonyal ihtişamlı bir odada tek kusur olan bu düşündürücü küçük lekeyi sessizce düşünerek düşünceli bir şekilde şunları söyledi. O zaman ufak tefek bir kadındı diye ekledi ilgisiz bir tavırla. Benim gibi. Roger irkildi. Bu öneride onu inciten bir şeyler vardı ve başını salladığında normal şartlar altında onu bu konuyu daha fazla takip etmekten caydıracak bir soğukluk havası vardı. Ama koşullar sıradan değildi ve o da kendi kendine şunu söylemeye izin verdi. Benden çok mu farklıydı yani şekil olarak? Hayır, neden sordunuz? terasta kardeşinize katılmayalım mı Geçen hafta bana yönelttiğiniz soruyu yanıtlayana kadar olmaz İsteklerimi öğrenmek istemiştiniz En önemlilerinden birini zaten yerine getirdiniz Hizmetkarlarınıza izin verdiniz ve böylece bize tam bir hareket özgürlüğü sağladınız Yapmayı planladığım girişim için başka nelere ihtiyacım olduğunu bu muhtırada bulacaksınız Çantasından bir kağıt çıkarıp eliyle ona uzattı eğer aklı daha özgür olsaydı titrediğini fark edecekti. O okurken kadın onu izledi. Parmakları gergin bir şekilde boğazını sıkıyordu. İstediğimi yerine getirebilir misiniz? diye duraksadı. Çünkü adam gözlerini kaldıramıyor, bir hareket yapamıyor. Hatta dudaklarına doğru yükseldiğini gördüğü iniltiyi bile çıkaramıyordu. Yapacak mısınız diye aceleyle ısrar etti. Adamın parmakları kasıla kasıla kağıdın üzerine kapandığında Sonunda onun cüretkar amacının eğilimini anladığının kanıtı olarak cevap yavaşça geldi. Vereceğim. Elini yalvaran bir hareketle kaldırdı. Bana soru sorma ama Arthur'la beni bahçeye götür ve bize çiçekleri göster. Daha sonra da denizi görmek isterim. Selam verdi ve çoktan arazide gezinmeye başlamış olan Arthur'a katıldılar. Violet en kritik anlarda bile nadiren konuşacak bir şey bulamazdı. Ama bu olayda... Roger'ın kendisi gibi onun da dili tutulmuştu. Arthur'un gelişi güzel söylediği birkaç gözlem dışında üçü. Keskin bir köşeyi dönüp denizi tam olarak görene kadar. Çardaktan çardağa ve sonbahar çiçeklerinin her çeşidiyle göz kamaştıran yatakların etrafından. Tedirgin edici bir sessizlik içinde geçtiler. Gözleri ufku tararken Violet'ın dudaklarından hayranlık dolu bir ah mırıltısı döküldü. Sonra gözleri kıyıdan büyük bir kavisle çıkan bir kaya kütlesine takılınca ev sahibine doğru eğildi ve usulca fısıldadı. "Burun mu?" Adam başını salladı ve Violet daha fazla ilerlemeye cesaret edemedi. Ama bir süre durup yuvarlanan kayalara baktı. Sonra hızlıca eve dönüp babasının penceresini göstermesini istedi. O da öyle yaptı ve evin denize ne kadar açık bir şekilde baktığını fark ettiğinde Yüz ifadesi gevşedi ve tavırları biraz kısıtlılığını yitirdi. Eve tekrar girmek için döndüklerinde yaşlı bir adamın meydanın bir ucundan sarkan asmadan çiçek topladığını fark etti. Kim o? diye sordu. En eski hizmetçimiz ve babamın kendi adamı diye cevap verdi Roger. Babamın en sevdiği çiçekleri topluyor. Birkaç demet hanım eli. Ne kadar şanslı! Onunla konuşun Bay Abcam. Ona babanızın bu akşam nasıl olduğunu sorun. Bana eşlik edin. Ben de edeyim. Onunla sohbet etmekten korkmayın. Yaratıkların en yumuşak huylusudur ve hastasına çok düşkündür. Onun hakkında konuşmaktan daha çok sevdiği bir şey yoktur. Violet ağabeyine anlamlı bir bakış atarak Roger'ın yanındaki merdivenlerden yukarı koştu. O bunu yaparken yaşlı adam döndü ve Violet onun kendisine bakışındaki hüzünlü ifade karşısında hayrete düştü. Ne sevimli yaşlı bir yaratık diye mırıldandı. Bak nasıl da bu tarafa bakıyor. Sanırsın beni tanıyor. Buralarda bir kadın görmekten memnun. Yalnızlığımızı hissetti. İyi akşamlar Ebram. Bu genç bayana en tatlı hanım elinden bir fıskiye ver. Ve Ebram gitmeden önce babam bu gece nasıl hala ayakta mı? Evet efendim, yolunda çok düzenlidir. Onun saati dokuzdur. Ne bir dakika önce, ne bir dakika sonra. İşte Ebram, yeterince oturdum dediğinde saate bakmam gerekmiyor. Babam vaktinden önce yattığında ya da denize son bir kez bakmadan yattığında çok hasta bir adam olacak Ebram. Öyle olacak Bayracır, öyle olacak. Ama bu gece çok halsiz, çok halsiz. Çocuğu her zamankinden daha az öptüğünü fark ettim. Belki de çocuk söylenen saatten yarım saat önce getirildiği için sinirlenmiştir. Değişikliklerden hoşlanmaz. Bunu biliyorsunuz Bay Roger. Değişikliklerden hoşlanmaz. Ona hizmetçilerin bu gece toplu halde dışarı çıkacağını söylemeye cesaret edemedim. Üzgünüm diye mırıldandı Roger. Ama yarına kadar unutur. Bir tanesini bile konserden uzak tutmaya dayanamazdım. Yarına kadar geri dönecekler ve bu arada sen varsın. Ebrim onların yarım düzinesine bedel bayan Strange. Hiçbir şey kaçırmayacağız. Teşekkür ederim Bay Roger, teşekkür ederim diye bocaladı yaşlı adam. Görevimi yapmaya çalışıyorum. Ve yan aydınlıkta çok tatlı ve genç görünen Violet'a bir kez daha hüzünlü bir bakış atarak uzaklaştı. Onun gidişini izleyen sessizlik, Roger Apçan için olduğu kadar Violet için de acı vericiydi. Sessizliği bozduğunda şu kesin ifadeyi kullandı. O adam babana benden bahsetmemeli. Bu gece bir misafirin olduğundan bile bahsetmemeli. Peşinden koş ve ona bunu söyle. Babanın aklının şimdiki olayla meşgul olmaması gerekiyor. Koş! Roger ona itaat etmek için acele etti. Geri döndüğünde kadın kardeşine katılmak üzereydi. Ama son bir emir vermek için durdu. Saat sekiz buçuğu vurduğunda kütüphaneden ya da nerede oturuyorsak oradan ayrılacağım. Arthur da aynısını yapacak. Çünkü o zamana kadar terasta sigara içmek isteyecek. Ne onu ne de beni takip edin. Ama burada dikkat çekmeden sağ kanadı tam olarak görebileceğiniz meydanda durun. Salondaki büyük saatin dokuzu vurduğunu duyduğunuzda hemen babanızın penceresine bakın. Göreceğin şey belirleyici olabilir. Ah Arthur, Hala manzaraya hayran mısın? Ama ben serin buluyorum. İçeri girelim. Roger Abchan kütüphanede tek başına oturmuş yavaş yavaş 9'a yaklaşan şömine saatinin ibrelerini izliyordu. Sessizlik hiç bu kadar bunaltıcı, yalnızlık duygusu da hiç bu kadar büyük olmamıştı. Yine de okyanusun gürültüsü kulağına çok net geliyordu ve insan varlığı Arthur Strange'in yalnızlık içinde Pros'unu tüttürürken görülebildiği terastan daha uzakta değildi. Sessizlik ve yalnızlık Roger'ın kendi ruhundaydı ve geleceğini oluşturacak ya da bozacak olan beklenen ifşaat karşısında yarattıkları ıssızlık ölçüsüzdü. Bekleyişini kısa kesmek için sonunda ayağa kalktı ve Bayan Stranch'ın babasının penceresini gözetlemek için en iyi nokta olarak belirlediği yere doğru aceleyle yola koyuldu hanım ellerinin asılı olduğu meydanın sonundaydı. Ve babasına çok hoş gelen çiçeklerin kokusu, sadece tatlılığıyla değil, çağrıştırdığı pek çok anıyla da onu neredeyse bastırıyordu. Babasının aralarındaki ilişkinin her aşamasındaki görüntüsü şaşkınlık verici bir labirent gibi gözünün önünden geçti. Onu, annenin kaybının onları karşılıklı olarak birbirine bağımlı kıldığı o ilk güven günlerinde çocuk gözlerine göründüğü gibi gördü. Sonra bu dünyada ve öbür dünyada başarıya giden tek bir düz yol gören acımasız ebeveynin daha sert bir resmi. Sonra öğretmen ve olgunlaşmış danışman ve sonra ah acı değişim, umutlarını çiğnediği, hayatını mahvettiği adam ve hepsi şimdi sahneye ince beyaz mücevherli elini sonsuza dek aralarına kaldırarak giren kadın için. Ve o kadın onu hiç bu kadar net görmüş müydü? Bir kez daha peri diyarından gelen zarif figür, bir erkeği cezbedebilecek ve sonunda yok edebilecek her türlü zarafete sahipti. Ve onu gördükçe titredi. Ve bu korkunç bekleyiş anılarının geçmesine ve babasının kalbini ortaya çıkaracak, korkularını haklı çıkaracak ya da sonsuza dek yok edecek sınavın bitmesini diledi. Ama kriz, eğer krizse, kendi yarattığı bir krizdi ve aceleye getirilmemeli ya da geçiştirilmemeliydi. Babasının penceresine hızlı bir bakış attıktan sonra sabırsızlıkla, huzursuz ve sürekli iniltileri kulağına çarpan denize doğru döndü. Bu geceki çağrısında ne vardı ki? Sanki korkunç bir manyetik güç tarafından çekiliyormuş gibi ona doğru salınıyordu. Dalgaların çarpışması için doğmuştu ve onun her ruh haline, neşeli dalgalanmasından melankolik ağıtına kadar şarkısının tüm tutkusunu biliyordu. Ama bu saatte onunla karşılaştığında, ruhu üzerindeki etkisinde garip ve açıklanamaz bir şey vardı. Acımasız ve amansız, görüntüden ziyade bir ses, görünmez mesafelerde gelecekteki kaderinin imgesini taşıyor gibiydi bu görüntünün ne olduğunu ve neden bu aşılmaz boşlukta onu araması gerektiğini bilmiyordu. İçerideki salondan kulağının beklediği hazırlık çanları ve ardından babasının penceredeki varlığını arayacağı anı işaret eden dokuz yavaş yavaş duyulduğunda kendini tutulmuş hissediyor ve bu etkiyle bilinmeyen bir düşmanla mücadele eder gibi mücadele ediyordu. Peki ne gördü? O pencere onun için ne ifade ediyordu? Herhangi bir gece bu saatte orada göremeyeceği hiçbir şey yoktu. Babası camların arkasına çekilmiş, geceyi dalgın dalgın seyrediyordu. Tavrında gözle görülür bir değişiklik yoktu. Tavrında zorlama ya da olağan dışı bir şey yoktu. Perdeyi indirmek için kaldırdığı eli bile o bildik tereddütle hareket ediyor. Birazdan perde inecek ve ama hayır. Kaldırılan el geri düşüyor. Rahat tavır gerginleşiyor, sabitleşiyor. Şimdi bakıyor. Sadece gökyüzünün ve denizin boşluğuna bakmıyor. Ve Roger, bakışının yönünü takip ederek. O mesafelerin ama şimdi çok geçilmez olanın, göze ne verdiğine soluksuz bir duygu içinde bakıyor. Burnun üzerinde havada süzülen bir hayalet. Bir kadının hayaleti. O ölümcül gecede giyindiği gibi giyinmiş karısının hayaleti. Doğa üstü bir ışığın altında, iki bileğinden sarkan ipin uçlarını gösteren havaya kalkmış kollarıyla onlara bakıyor. Her göz için korkunç bir manzara ama suçlu kalpli bir adam için ah işte geliyor. Acı çeken oğlunun dinlediği çığlık. Yaşlı bir adamın feryadı. Uykusuz gecelerin ve hayal edilemez pişmanlık ve ön sezilerle dolu günlerin pişmanlığıyla boğuk. Geceyi kesiyor, kalbine giden yolu kesiyor, duygularının zayıflığını hissediyor. Yine de pencereye bir kez daha bakmalı ve son bilinçli bakışıyla görmeli. Ama bu da ne? Resimde bir değişiklik oldu. Ve gizli günahının bu görünür görüntüsü karşısında utanç ve dehşet içinde geriye doğru çöken babasının çarpık şeklini değil, Arkasından yere düşen başka bir zayıf, yaşlı adam ikini görüyor. Ebram, evin özenli, görünüşte zararsız koruyucusu. Hayatlarının korkunç dramında, alçak gönüllü ve sempatik bir hizmetkardan başka bir rol oynadığını düşündürecek. Tek bir kelime etmemiş ya da tek bir bakış atmamış olan Ebram. Şok çok büyüktü. Rahatlama inandırıcı olmayacak kadar mutlaktı. O mağaradaki dinleyici, ailenin onurunun intikamcısı. O küçük Roger'ın onu en seven kişinin ödemektense ölmeyi tercih edeceği bir bedel karşılığında aileyle birlikte kalmasını sağlayan kişi. Evet, bu yaşlı hizmetçinin acınası yakarış tavrından ya da Homer Apça'nın sevinçle kalkmış yüzünün ve açılmış kollarının anlamından kuşku duyulamaz. Hizmetçi insanlardan merhamet dileniyor. Efendi ise cennete şükrediyor. Neden şükrediyor? O da mı kuşkuların kurbanı olmuştur? Oğlun babada keşfetmekten korktuğu şeyi, babada da oğlunda keşfetmekten korkmuş mudur? Kolayca olabilirdi. Roger bu gerçeği ve ortak yaşamlarının tüm trajedisini fark ettiğinde hanım ellerinin arasında dizlerinin üzerine çöktü. İkili sabahın erken saatlerinde trene doğru giderken Arthur'un söyledikleri. Violet, sen bir harikasın. Ama buna nasıl cesaret ettin? Cevap biraz tereddütlü geldi. Bilmiyorum. Yine de kendi cüretime hayret ediyorum. Ellerime bak. Kayaların üzerinde ışığı üzerime tuttuğun andan beri titremeleri hiç durmadı. Penceredeki yaşlı Bay Apça'nın figürü çok heybetli görünüyordu. Arthur kızın uzattığı küçük ellere kısa bir bakış attıktan sonra belli belirsiz omuzlarını silkti. Kızın yakındığı titremenin kendi cüretkarlığı karşısında duyduğu uzun süreli korkudan çok genç ev sahibinin veda sözlerinden kaynaklandığını düşündü. Ama bu konuda hiçbir şey söylemedi. Sadece gözlemledi. Duyduğuma göre Evrim suçunu itiraf etmiş. Evet ve bu yüzden ölecek.'' ''Efendi adamı gömecek, adam efendiyi değil.'' ''Peki Yaracır, küçük adam değil ama babası.'' ''Onun hakkında konuşmayacağız.'' dedi kadın. Gözleri zafer kazandığı denizin üzerinde, alçalan bulutların arasında doğmakta olan güneşi arıyordu.